Efendim iki tane kaybım var. Ee, önce 55 yaşındaki Mustafa Bar'dan bahsedeyim size. Ablası ve yeğeni aramızda. Ee, bu da değişik bir iş yani. Ee, Songül Taylan ablası, Tuğba Saygıner yeğeni aramızda. Buluruz inşallah diye düşünüyorum. Ekranda fotoğrafı görüyorsunuz. Şimdi Sütlüce'den kaybolmuş beyefendi. Aslında Erzincan'da yaşıyor. İstanbul'a yeğenin düğünü için geliyor Ablasının evinde kalıyor bir gece ardından kayıplara karışıyor. Şimdi böyle çok zaten hani orada kalıyor, burada kalıyor falan gibi böyle planlı bir insan değilmiş. Biraz anladığım kadarıyla e, aklına geleni yapan evet. bir beyefendi. Evet. Hiç evlenmedi mi? Ev, evlendi, 4 oh. sene yaşadı. Hı? Evlendi, 4 sene ailesiyle yaşadı, ayrıldı. Sonra ayrıldı. Çocuk? Çocuk olmadı. Çocuk da yok. Çocuk yok. Şimdi e, dediğim gibi beyefendi Erzincan'dan İstanbul'a geliyor. <laughs> E, 21 aslında hangi, tam ta, sizin için ne tarih? 11 Aralık mı? Sen konuştun. Kayıp <laughs> tarihi kayıp. 11 Aralık mı? E, kayıp olarak e, geçen yani tam belirgin olarak yani geçen hafta salı. Ama onun öncesinde de yani e, onun yine ortada yok ama siz farkında değilsiniz. Evet. Yani bize yani en yakın yeğenlerine, kuzenlerine, işte ablalarına falan hani gidip gelmiyor ama biz duyuyoruz hani Mustafa burada, şurada Şişli'de, Kurtuluş'ta. Hani görenler oluyor biz de hani tabii bu arada düşünüyoruz niye hani dayım illaki gelir hani bizlere mutlaka gelir yani buraya geldiği zaman. Şimdi efendim, efendim beyefendi çalışmıyor anladığım mi? kadarıyla. Yok hayır. Fakat kardeşleri yani düzenli olarak onun banka hesabına para yatırırlarmış. Hani çalışmadığı için. Şimdi çok yok, ee, şey yok. şöyle söyleyeyim Yoksa. çok saf bir insan olduğunu söylüyor aile e, algı yetersizliği varmış hocam. Hani saf diye herhalde halk arasında tabir edilmesinin nedeni de bu. Ee, biraz kendi kendine konuşurmuş falan. Yani çok sağlıklı bir insandan evet. bahsetmiyoruz. Evet. Ama aile de düzenli olarak banka hesabına para yatırıyormuş. Evet. Beyefendinin tabii ba o yatırılan paralar da banka hesabında evet, evet. birikmiş. Pardon Şimdi şeyi. ailenin sıkıntısı şu. Hani ne günü kayboldu? 11 Aralıktan sonra diyelim biz hani en şeyi bizim hesaplarımıza göre. 11 Aralıktan beri kendisinden sağlıklı bir haber alınamıyor. Fakat işin enteresan tarafı 21 Aralık İy. günü Mustafa Bey... E, 55 bin liralık bankası, para, bankada 55 bin lira parası varmış. 30 bin lirasını çekmiş bu beyefendi. 21 Aralık'ta e, aile bunu öğreniyor, hemen geri kalan bankaya bloke koyduruyorlar. Bu işlem İstanbul Esenyurt ilçesinde bulunan Ziraat Bankasından Ziraat Bankasının Esenyurt, Esenyurt şubesinde gerçekleşiyor. Şimdi e, bir kere parayı niye çeksin bu zamana kadar çekmedi diye aile düşünürken bir haber gelmiş aile 18 Aralık'ta. Yani geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Kurtuluş semtinde yanında çarşaflı biriyle görüldüğü söylenmiş. Fakat bu bahsi geçen çarşaflı kişi oldukça iri yarı birisiymiş. O yüzden erkek olduğu düşünülüyor o çarşaflı kişinin. <laughs> Ve diyorlar ki yani bu çarşaflı kişi Mustafa'yı kandırdı, gitti bankadan parasını da çekti. Üstelik gelen ihbarlarda yine o kişinin Beyefendi dilendirdiği yolunda da ihbarlar varmış. Tabii e, yani e, tabii bu bir söylenti. Hani bilemiyoruz ne kadar doğruluk payı var. Hani bir sürü kayıp dayınız kayıptı diye. Bankada güvenlik kamerasına baktınız söylüyor. mı? E, bankada e, banka müdürü 10 gün sonra kamera kayıtlarına biz e, karakola Ya bakamadınız yani. Yani bakamadık. Evet. Yani yanında acaba tek başına söyledim. mı gitti? Yanında birisiyle i̇şte mi gitti? Onu hiç bilmiyoruz. Niye 10 gün sonra bakılıyormuş? Bilmiyorum. Yani 10 gün sonra biz karakola teslim edeceğiz kamera kayıtlarını demişler. İyi de sen de deseydin ki 10 güne e, kadar evet. kim öyle kim kala e, deseydin. Yani bir zahmet e, tek başına mı geldi, kimle geldi. Israr da etmişler ama maalesef böyle bir şey söylemiş. Biz bir şey yapamayız. Bir de şey var Müge Hanım, acaba kendi karakola. mi çekti bankadan parayı? İşte aile hiçbir şey bilmiyor. Şöyle bir durum da var, yani dayım o kadar parayı çekeceğini şahsen hiç zannetmiyorum. Çünkü parayla pulla ilgisi olan bir adam da evet. değil. Yani e, şöyle... Olsa bu kadar para biriktirmez. Yani evet ama bir de şöyle hani başkaları da dayımı çok tanıyan insan var çevrede. Ona bir haçlık olarak hani biliyorlar hani dışarıda hani akli dengesinin de çok hani sağlıklı olmadığını da bildikleri için hani tanıyanlar onlara hani al Mustafa bu da benden diyorlardır. Peki o aldığı Herkes. parayı kendisi mi bankaya yatırırdı? E, size yardım, mi getirirdi? Hayır biz daha yeni öğreniyoruz bu kadar parası ha, olduğunu. Kendisi bankaya yatırabilmeyi ama, ama hayır, düşünebiliyor ona anladığım kadarıyla. Ha, düşünebiliyor. Hani yardımcı olan da birisi vardır. Tek başına gidip de o işleri halledebilecek durumda değil yani. O zaman parayı da kendi çekmedi çok büyük bir Paranın ihtimali. da yani öyle bir... Belki de kadar... çok yakını birisi aldı götürdü. Evet. Bilemiyoruz biz ben şu an. öyle geliyor O kendisi çekmemiştir. Yok yok canım kendisi çekecek olsa tabii. zaten bu kadar parayı biriktirmez o. Bir de hani para takıntısı olan da bir ha. insan. Mesela cebinde para taşırdı ama birkaç milyar hani taşır. Hani biliyoruz parası olduğunu ama kimse hani tabii ki hani bizlerden hani kimse tenezzül edip de ne yapıyorsun ne ediyorsun sormaz zaten kimseye de vermez göstermez hani para takıntısı olan da bir insan. E, parasını çıkarıp işte ara ara dışarıda bile olsa zaten korktuğumuz hani başımıza geldi. E, parayı ara ara gösteren, hani sayıp tekrar cebine koyan, işte elini sürekli göğsüne atan. Parayı göstermiyor hayatım. işte o şimdi e, yani... ona takıntı yaptığı için parasını cebine koyuyor. Sonra değil mi hocam? Devam ediyor. Biraz para yerinde ha, mi değil mi diye merak evet, ettiği evet. için tekrar evet. çıkartıyor. Ha, tedirgin yani. Onun hep rahatsızlığı ile alakalı. Aynen. Şimdi biz ekranda efendim fotoğrafını gösterelim. Dilendiriliyor olabilir. <laughs> <Değil> Bu <bir> paranın <laughs> çekilmesi son derece enteresan. Keşke güvenlik kamerası görüntülerini bizler rica edelim. 10 e, gün sonra yani karakolun gidip ne kadar zaten kaç gün geçmiş. Tek başına mı gitti yanında birisiyle mi gitti? onu söyleseler en azından o kişiyi de siz gördüğünüzde evet. belki de sizin çok yakın evet. tanıdığınız birisi çıkacak onunla bankaya gideriz. Şimdiye kadar 50 kere gitmiştik ona de. nerede bu diye. Ve evet. diye. ona ulaşarak da ben çok de rahat Ben artık kimseye güvenmiyorum da yani tabii vallahi. Tabii Hayır o kişiye ulaşarak çok rahat da e, ulaşabiliriz dayınıza. Yani. İnşallah. Evet. Ben öyle tahmin ediyorum ki güvenlik kamerası incelendiğinde bu beyefendi değil parayı çeken yanında biri görülecektir. Kesinlikle. Denk yani ya yanında gitmez. olur ya bankanın dışında olur e ama Dışında göre olabilir ama yani mutlaka düzgün. o kamera bize çok büyük ipucu olarak durumu aydınlatacaktır. E keşke Hı. siz karakola gitseydiniz hemen. Ama 10 gün sonra. 10 gün, gün, sonra, 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 sonra. karakola göndereceğiz. O zaman göndereceğiz. neden hani polis gerekti o da belli de değil geldi. yani. Hani bir şey evet. yapamayız. Sonuçta hani biz Nasıl 10 gün sonra... Nasıl polis gelse bir şey böyle. polis Zaten izin, zaman izin, polis, e, izin belgesiyle zaten polisten <laughs> izin almış yeğenleri hani izin belgesiyle gidiyorlar polisten. <laughs> Hani o şekilde bir şey bir şey söyleyeyim hani para, yani para insan ilişkileriyle yürüyen değil. şeyler Bani bunlar. Evet. Hani kime Bani. denk geldiğinizde o kadar önemli ki. Yani ben müdürü olsam ben anında kendim bakarım. Eğer tek başınaysa hani göstermek istemiyorsan bile tek başına derim. Hani anlatıyor insanlar durumunu E kameranın ama... amacı zaten acil durumlarda ne olduğunu o şüpheli... Hayır, anlarda yani özel ne hayatın olduğunu görebilmek. Hayır, denen bir şey var. Ben evet. bunu da çok iyi anlıyorum ve saygı duyuyorum ama hani burada benim kocam geldi, yanında sevgilisi mi vardı gibi bir şey değil ki. Yani inisiyatif denen şey buralarda devreye girer. Elbette bankada, değil mi? Yani o kadar e, enteresan durumlarda lazım oluyor ki bir, bir her şeyi biz çok affedersiniz bürokrasiye bağlıyoruz. Biraz insancıl düşünsek çoğu şeylere gerek kalmayacak. Hep Siz de emekli polis bırak. misiniz? Evet efendim. Yani beyefendi bir biraz ondan evet, evet da herhalde evet. şey yapıyor. Gerçekten. Hani o polis kadar beklersin. önemli yere değindiniz şimdi ki Hanım. Benim açımdan çok güzel bir yere değindiniz. Allah razı olsun. Sağ ol. Başka şey olun. Yani in yani bir şey demiyor. Yani Aynı biz de yaşadık çünkü. Kaybımız var. Bankaya gidiyoruz. Ya biz, biz adamın hesabında oynama var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Hayır efendim savcıktan yazı getir. Ya arkadaşım biz kaç parası var, neyi var onu sormuyoruz. Bizim... Para çekti mi çekmedi mi, hayatta mı değil mi değil, onu öğreniyoruz. Alışveriş yaptı mı yapmadım. Siz oraya çok güzel değindiniz. Allah razı olsun. Yani, İnşallah e... bazıları bundan ders alırlar. Evet yani hani tabii ki özel hayatın gizliliğidir. Banka hesapları, onlar bunlar, kamera kayıtları tabii ki elbette gizli olmalıdır. Hiç oraya bir sıkıntımız yok ama artık hani, beyefendi görüp durumunu anlattıktan sonra yanına bu parayı kiminle çektiğini evet. öğrenmek de bence o ailenin hakkı. Bakalım evet. inşallah şimdi izleyicilerimizden gören bilen vardır. Bizleri